Evet, Escape from Tarkov'un ana sayfasındayız. Buradan aşağı geldiğinizde böyle Escape from Tarkov Expansion, Expansion, Expansion nasıl okunuyor artık bilmiyorum. Buraya geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Upper Unlo giyimler açıldı. Artık açık. From 5 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Bir LCY2 reklamı gibi olmuş. Bir Bunnings reklamı gibi olmuş. Evet, hemen kıyafetlerinizi alın. Beer'lar ve usekler. Hazır mısınız? 5 Euro'dan başlayan fiyatlarla Escape from Tarkov. Hatta kapağı bile böyle yapabilirim ben. Neyse. Şimdi buraya girdiğinizde zaten Upper Usek ve Beer'lar için olduğu görüyorsunuz. Giyim. Burada enteresan bir durum var abi. 5 Euro'ya hem alt hem üst şöyle bir şey satıyor. 5 Euro hem alt hem üst. Beni cezbeden bir şey yok burada. Yine biz şu anda Beer'lara bakıyoruz. Yine Beer'lar için 7 Euro'ya hem alt hem üst bir şey satıyor. Yine 12 Euro'ya hem alt hem üst bir şey satıyor. Bu Tarkov'un getirdiği şey aslında benim az önce o videoya girişte söylediğim şey. Yani tek seferlik bir şey satarak, tek seferlik bir ürün satarak bu tarz online ve sürekli update gelen, sürekli yenilenen bir oyuna gelir elde etmeniz mümkün değildir. İşte Tarkov da bunu yapmaya çalışmış. Alan olur mu? Kesinlikle alan olur. Peki ben alır mıyım? Şu anda almayı düşünmüyorum. Zaten oyun içinde de şu kıyafeti sanırım rubleyle alabiliyoruz. Bakarız yine. Bu var mı bilmiyorum. Ona da bakarız. Use'ye geliyoruz. Use'deki kıyafetler. Şimdi bak buradaki açıkçası şu ilk kıyafet güzel bir kıyafet, tamam mı? Yani tam bir asker kamuflajı. İşte pantolonu süper, şurada dizlikleri var vesaire bilmem ne. Güzel. Çok hoş. Üst tarafa baktığımızda üst tarafı da beğendim. Okey. O da güzel. Fiyat yine 5 euro. Şu anda görünüyor mu? Ha, görünmüyor. Şöyle yapınca. Kameraya abi. Oğlum nereye alsak patlayacağız lan kamerada. Yukarı alırsam. Dur bakayım. Yukarı alırsam onu kapatıyorum. Oraya alırsam onu kapatıyorum. Şöyle yapayım. Siz zaten fiyatı görürsünüz. Bunların hiçbirini kesmeyeceğim. Şimdi bak. Dediğim şey şu. Küçülteyim kamerayı ya bir dakika. Şöyle. Ulan yine geçmiyor. Yukarıda küçük kalsa. Burada sol 90. Nice, güzel. Tamam. Yok ama. Şimdi bak dediğim gibi bu gayet güzel bir kamuflaj. Alt üst 10 numara bir kamuflaj. 5 euro. Abi buna bakıyorsun. Bu da güzel benziyor. 7 euro. Bunun bir mantığı yok. Yani ben niye böyle bir şey giymek isteyeyim? Bana kamuflaj olarak da bir şey veremeyecek. Şu çok mantık. Bunu giydiğinizde otomatik olarak arazi koşullarına göre kamuflaj sağlayacaksınız. Belki buraya getirebilir oyunu Tarkov. Hani böyle düşünebiliyorum. Belki ilerleyen zamanlarda buraya bir tane daha adam koyacaklar şu bölgeye. Diyecekler ki işte üstünde çalı, kafasında bilmem ne. Arazi kamuflajda bir giyim gelecek belki, bilmiyorum. Ama o da gelirse çok büyük bir avantaj olacak. K2V'ne götüreceklerini sanmıyorum. Tarkov'un da açıkçası şuraya kadar okey. Bunlar okey. Ama kim alır bilmiyorum. Ondan emin değilim. İlerleyen zamanlarda bir Call of Duty'ye, işte renkli pembe silahlı Call of Duty'ye dönmesini istemiyorum. Ya da bir PUBG'ye dönmesini istemiyorum. Böyle bir şey görmek istemiyorum ben Tarkov'da. Zaten çünkü Doğu Bloğu oyunlarının kafası da bu. O bohems, o gerçekçilik, o pis ortamlar, bal dökyalı olmayan ortamlar. Bir odaya girdiğinizde oranın yıkıldığını, yağmalandığını gösteren, yerdeki poşetler, duvarındaki posterin yırtılması, bilgisayarın yere düşmesi, bilmem ne, bir sürü şey görüyorsunuz. Onun içinde yanında böyle işte pembe pembe kıyafetli adamlar şey olamaz. Anlıyorum yani. Kadın karakter olabilir, kadın karakter olabilir. Ona bir şey diyemeyiz. Kadın karakter konusu mantıklı olabilir. K2V'ne döneceğini sanmıyorum. Şimdi böyle oyuna baktığınızda zaten ben buradan ticaretten geldiğimde burada eskici var ya Ragman. Orada hizmetlere geldiğinde bak buradan zaten ben birçok şey alabiliyorum. Yani getirdikleri kıyafetler, evet bir şey yapmışsın ama niye yapmışsın? Yani ileride bunun üstüne koyacak mısın? Şu an için çok mantıksız. Ben zaten şu an tabii alamıyoruz bunu. Ya alırız da kilidine ruble vererek. Ben zaten bak şunu alabiliyorum. Şunu alabiliyorum. Buradan da şunu alabiliyorum. Yani aslında şu ikincisi o. Doğru değil mi? Benim gördüğümü görebiliyor musunuz bak? Yeşil pantolon, elbise falan bilmem ne, bakalım. Evet abi o. Ben zaten buradan para verip alabiliyorum onu. Niye ekstrasını alayım? Ya da bak burada ona benzer şeyler var. İlle benzer olmasına da gerek yok.
şu yaptıkları nereden para kazanabiliriz abi? Kafası yapıyorlar ama çok etkili bir satış politikası değil. Ben tekrar söylüyorum, Tarkov'un eğer para kazanmak istiyorsa diyecek ki abi aylık minimal bir bedel. Diyecek ki atıyorum 3 aylık da yapabilir bunu. Aynı World of Tank gibi. Al bak bakalım World of Tank'a. Burada premium dükkandayız World of Tank'ta. World of Tank'ta premium hesabınız olmadan bu oyunda kredi kazanmanız biraz zor. Bak adamlar burada yapmış. Ne yapmış abi? Şimdi şunlara hiç girmeyin ben. Kafanız karışmasın. 1 günlük premium 25 TL demiş. 3 günlük premium 67. 7 günlük 123. 14 günlük 172. Al 30 günlük 233 TL. Ve 90 günlük de 596 TL demiş. Burada bence minimal bir şey koyması lazım. Atıyorum 5 euro diyecek, 4 euro diyecek, 3 euro diyecek, 2 euro diyecek. Bilemiyorum ama onu öyle bir ayarlamalı ki. Örneğin şöyle olabilir. Sesli düşünüyorum. Poğaçımız var ya zaten bizim. Abi şeyi biraz yine büyüteceğim abi kamerayı. Etkileşim için önemli. Poğaçımız var ya bizim. Atıyorum ona para verelim biz sürekli. Örnek. Yani ben 2 euro, 3 euro, 5 euro gibi rakamlarla poğaça para vereyim. Normal benim poğaçım olsun işte. Standart herkeste 6 kutuluk olsun. Ben para vererek o poğaçı 2 tane daha kutu ekleteyim yanına. Ya da 4 tane daha kutu ekleteyim. Örnek veriyorum. Ya da hiç buna girme. Daha minimal bir rakam seç. Aylıktaki arkadaşım bizim 2 euro, 3 euro bedelimiz var. Yoksa hesabınız donuyor. Oynayamıyorsunuz. Biri sende öyle kalıyor. Bir şey yap. Sürekli para kazan. Ama Tarkov'un da düşüncesi şu. Ben diyor ki bunlardan iyi para kazanayım. Bak geçen ay... Pardon geçen yıl 2000 Venetrot'un yayınında izledim. Venetrot başka yabancı yayıncının yayını izleyerek söylüyordu. 2022-2023 yılında hatalı söyleyebilirim 2023 de olabilir sadece. 832 milyon euro para kazanmış. Şimdi Tarkov bunu görüyor ve diyor ki biz böyle bir şey getirelim. Diğer FPS'lere bakıyor. Ne var FPS'lerde abi? PUBG'de, Call of Duty'de, Battlefield'de böyle renkli renkli silahlara saçma sapan para veren insanlar var makyaja. Tarkov böyle bir şey olamaz. Bak sen Arena'yı da bu kafayla getirdin. Arena'yı da dedin ki biz Arena'yı yapacağız. CS gibi rekabetçi oyun kafasında getiriyoruz dedin. Arena'yı koyacağız dedin. Ve oradan da para kazanacağız dedin. Rekabetçi modumuz yükselsin. Casual oyuncular yani hardcore dışında casual oyuncular da bize gelsin dedin. Fakat olmadı, tutmadı. Tutması da zordu çünkü... Tarkov'un zaten farklı bir kitlesi var. Yani ben Arena'yı ilk çıktığında merak ettim. Birkaç yayıncıda izledim. Venetrat'ta bunlardan biri. Evet ilk başta güzel, aksiyon farklı bir şey. Ama sürekli de olabilecek bir oyun değil. Çünkü Tarkov'un heyecanı nerede? Öldüğün, doğduğun, lootlarının gittiği, çok daha dikkatli olmak zorunda olduğun, geniş bir arazide tek başına olduğun ve çok fazla çevresel etkiden ya da daha doğrusu etrafından her yerden bir saldırıya uğrayabileceğin bir oyun. Fakat Tarkov'da öyle mi? Arena'da öyle mi abi? Tırırt, müzik şey çalıyor, kapı açılıyor, gidiyorsun. Zaten 5'e 5 sanırım. Tak 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 2 dakikada bitiyor. Bir daha. Bu. Arena'dan da para kaldırdı. Arena'dan da iyi para kazandılar. Belki hala Arena'yı oynayan insanlar var. O farklı bir şey ama Tarkov'un dediğim gibi para kazanmak istiyorsa bence bu tarz bir kafaya girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Karar sizin, takdir sizin. Çok da fazla uzatmak istemiyorum video. Kaç dakikadır o konuşuyoruz? 15 dakika olmuş bile. Kessen kırsan 10 dakikaya falan düşürürüz biz bunu. Durum bu. Anlatacaklarım bu kadar. Sizin düşünceniz varsa yorumlara yazın. Bir beğeni, bir yorum benim için çok çok önemli. Bu tarz videoların, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız o şekilde destek olabilirsiniz. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey. Yine sesli düşünüyorum. Yok. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Arkolda kalın.